Herkese merhaba. Arkadaşlar şu an resmen mutfaktan video başlatıyorum. Neden? Çünkü mutfağın ışığı şu an çok güzel. Odamın ışığının bu kadar güzel olduğunu sanmıyorum. O yüzden mutfaktan bugün konuşacağız aynen. Bugün arkadaşlar Sephora'ya gittim. Ve size bir ipucu vermek istiyorum. Dudaklarımdaki bir Kat Von D ruj. Yalnız Kat Von D... Bir ses geldi. Sephora, İtalya Sephora'lara artık Kat Von D gelmiş ve bu beni inanılmaz mutlu ediyor. Kat Von D'nin ben likit mat rujlarını uzun zamandır denemek istiyordum ve artık sonunda deneyebileceğim bir sürü şey aldım. Şimdi size onları göstermek istiyorum. Bu arada dudağımda da Kat Von D'nin rujlarından bir tanesi var. Yalnız bakın, içi soyulmaya başladı bile ve yani hiçbir şey yemedim aslında. Sadece su içtim. Hani bu çok saçma. Niye böyle oldu? Sadece bu renkle ilgili mi bir problem var onu bilmiyorum. Ama kullandıkça zaten bu ortaya çıkacaktır büyük ihtimalle ve ben de size daha net şeyler söylerim. Arkadaşlar öncelikle Locket Foundation, Locket Fondöten aldım. Bu Kat Von D ürünleriyle bir benimle hazırlanan videosu yapmak istiyorum. Siz ne dersiniz? Yani fondöteni falan şu an göstermek istemiyorum ama yüzümde denerken ayrı bir hazırlanma videosu yapmak istiyorum. Aşağı yorumlar kızına eriştiyorsanız. Çünkü ben çok heyecanlıyım ve o aldığım tüm rujları da denerim falan. Ne düşünüyorsunuz? Söyleyin bana. Ben bu rengi kullanıyorum. Alırken kadın bana şey dedi. Şu ucu asla kaybetme dedi. Çünkü kaybedersen fondötenin aşırı 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 kuruyacak ve hani asla kaybetme dedi. Ve ben de kaybetmeyeceğim. Diğer aldığım şey Locket Concealer. Locket'in yine kapatıcısı. Bu kapatıcı biraz daha açık çünkü göz altımı aydınlatmak ve aynı zamanda yüzümün orta bölgesini aydınlatmak için kullanacağım. Ve gayet bunun için de çok heyecanlıyım ya, cidden alışveriş videosu. Ay pardon, denemeli uygulamalı bir video lütfen benden isteyin. Lütfen isteyin, tamam mı? Çok içimde kalacak yoksa. Liquid Matte Rujlar. Arkadaşlar 3 tane renk aldım ve dudaklarımda olan Mother sanırım. Aynen. Mother sürmüştüm en son. Bu dıştan bu şekilde görünüyor. Dudağımda olduğu için hızlıca geçiyorum. Ve bu o herkesin çok sevdiği Lolita. Lolitasız asla olmazdı. Lolita gerçi benim tenimde çok koyu durdu. Yani izlediğim YouTuber'lara göre bayağı koyu durdu. Onu daha hazırlanma videosunda yine göstermek istiyorum. Şu an göstermiyorum çünkü arkadaşlar dudaklarım artık değiştirmekten o rengi dehşet kurudu. Ve hani... Ya bugün tekrar hırpalamak istemiyorum. Orada gerçekten bütün renkleri denemiş olabilirim. Ve çok fazla uğraştırdı bu beni. Ve diğeri de Double Dare isimli olan. Ya şu an nasıl desem, hepsinin renk farkını çok net gösteremiyorum ama internetten sonuçlarına bakabilirsiniz zaten. Ve benim de lütfen o hazırlanma videosunu benden isteyin. Zorla şu an kendimi o videoyu çektirtiyorum. Ve Sephora'dan aldıklarım, Kat Von D'den aldıklarım bu kadardı ama Sephora'dan aldıklarım bitmedi. Şimdi arkadaşlar maskeleri göstereceğim. Bu maskeleri almaktaki temel sebebim, o Sephora'daki bana yardımcı olan kadın dedi ki hani Locket fondötenini kullanmak istiyorsan yüzünü artık inanılmaz iyi nemlendirmen gerekiyor dedi. Çünkü nemlendirmen gerekiyor çünkü çok yoğun bir fondöten ve hani iyi bir nemlendiriciye ihtiyacın var dedi. Ve ben de bunu duyar duymaz bir sürü nem maskesi almaya karar verdim. Bunlar sanırım Kore markası, ismi Skin Food. Ve 1957'den beri varlarmış ve arkadaşım bunu çok övdü. Birlikte alışverişe çıktığım Müge. O yüzden onun tavsiyesine de güvenerek bu markayı denemek istedim. İlki çilekli, nem veren. Aslında hepsi nem veriyor bunların. Diğeri kale. Ya bunun Türkçesi ne bilmiyorum arkadaşlar. Ama bunu da denemek için çok heyecanlıyım. Ve diğeri de Red Beet. Umarım bunlardan memnun kalırım. Memnun kalırsam devamlı kullanmayı tabii ki çok isterim. Aynı zamanda Body Shop'tan da nemlendiriciler almak istiyorum. Onların nemlendirici maskeleri çok güzel oluyor. Ve Sephora'dan makyaj çıkarıcı, bu normal makyaj çıkarıcı mendil aldım. Aynı zamanda bir dakika, size Lush alışverişimi göstermem lazım. Lush alışverişi de yaptım. Lush alışverişimi aynen hiç göstermedim size. Ama ondan önce takılardan biraz bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar bunu Sweet Benedict diye bir markadan aldım. Logosunu şuraya koyarım. Brandy Melville'den sonra en sevdiğim marka kesinlikle bu. Aşığım bunlara, tam olarak tarzım. Ve daha sonra bu küpeleri aldım. Arkadaşlar küpe aslında bende alerji yapıyor ya. Yani altın dışında taktığımda hep yara oluyor ve hani bir öneriniz var mı? Çünkü bunları mutlaka takacağım. Gördüğümde yani dayanamadım. Kesinlikle takmak zorundaydım. Ve o yüzden yani karşı koyamadım. Arkadaşlar bu kolyeyi bana soruyordunuz nereden aldınız diye. Ben Sweet Benedict'ten almıştım bunu ve bu kolyeyi ben bolca taktım. Siz de gördünüz.
Bu kolyeyi ben arkadaşımın evinde unuttum. Arkadaşımın evinde kalmıştı. O yüzden kendime yenisini aldım. Ve o kolye de zaten o arkadaşımda kalsın yani bence. Ben böyle eşyalarımı arkadaşlarımda bırakınca onlarda kalması hoşuma gidiyor benim. Yani bakıp beni hatırla. Ya o yüzden kendime yeni bir tane aldım. Ve bir kolye daha aldım. O kolye de ay çok tatlı ya. Ya bu aşığım. Keşke güneş engelim. Aynen böyle çok basit ama çok tatlı, şirin bir kolye. Son zamanlarda inanılmaz sivilcelerim çıkmaya başladı. Özellikle bu dönem çünkü hormonal şeylerden de dolayı. Ve hani artık benim bir sivilce kremim olsun istiyordum yani. Olmaması çok saçma ve diş macunu falan da kesinlikle hiçbir işe yaramıyor. Ve orayı leke falan bırakıyormuş. Asla öyle şeyler istemiyorum. O yüzden sivilcelerim için bu ismi Brufolobil olan bu sivilce kremini aldım. Ya bu İtalyanca ismi büyük ihtimalle ama zaten bir tane sivilce ürünü var. Bunun yapısı bayağı ilginç, böyle jel gibi ve onu sivilcenizin üstüne koyup onunla birlikte uyuyorsunuz. Yani ben sivilcemi direkt geçirdi diyemem. Aşırı küçük sivilcelerimi evet bir gecede geçirdi ama kocaman sivilcelerimi indirdi. Aslında harika bir şey yani, sonuçta kocaman aile yatıp kocaman aileyle uyanıyordum. O yüzden bu artık en azından küçülmelerine ve hızlı iyileşmelerine yardımcı oluyor. Bu çok hoşuma giden bir ürün oldu. Ve arkadaşlar daha sonra Lush'ın en popüler olan nemlendiricisini aldım. Bu nemlendirici her cilt tipine uyum sağlayabiliyor. Ve cildi gerçekten inanılmaz güzelleştirdiği söyleniyor. Yani yapısını ciddi anlamda. Bunun Amerikan ismi, İngilizce yani o bilinen ismi Gorgeous. Ve İtalyanca ismi de bu. Ve bunun için gerçekten çok heyecanlıyım. Bir an önce kullanmaya başlamak istiyorum. Ve aynı zamanda arkadaşlar Acqua di Sole. Çünkü benim toniğim bitmişti. Arkadaşlar bunun içinde sanırım gül suyu da vardı. Öyle bir şeydi. Ya ben Lush'ın her üründen memnun kaldığım için bu sefer de bu toniği denemek istedim. Ve aynı zamanda şu bilgiyi öğrendim. Bunu Lush'ta çalışan kadın bana söyledi. Lush ürünlerinde kullandığı o gül yağı, gül işte gül suyu gibi şeyleri yapmak için aldıkları gülleri tamamen Türkiye'den alıyorlarmış. Türkiye'de sadece kadınların çalıştığı bir köyde, bir bölümden özel olarak gün doğmadan hemen önce topluyorlarmış. Böyle tatlı bilgileri bana söyledi. Gerçekten çok şirin bir çalışandı. Aynı zamanda bana saçlarım sarı olduğu için bir mor şampuan testleri verdi. Bunun İngilizce ismi de sanırım Daddy O'ydu. Aynen, rengi tamamen mor. Görebiliyor musunuz? Evet. Öyle, alışveriş kısmı bu kadardı bu videonun. Şimdi arkadaşlar size şey göstermek istiyorum. Dün yemek yaptım. Bir saniye. Hatta şu an çok açım, onu ısıtmam gerek. Arabiyata soslu ve mısırlı penne yaptım kendime. Ya bana şey diyorlar, işte İtalya'ya gidip marketten makarna almak. Arkadaşlar İtalya'da ben yaşıyorum, turist değilim ve her gün dışarıda makarna yiyemem hani. Evde de bir şeyler yapmak gerekiyor ve hani makarnanın yapımı çok kolay. O yüzden hani neden yapmayayım ki? Bu arada arkadaşlar siz aşırı tatlısınız. Videodaki yorumların hepsini okudum o. Hoşlandım çocuktan bahsettiğim videonun altındaki yorumlarınızı, tavsiyelerinizi ve arkadaşlar size inanılmaz teşekkür ederim. Çok mantıklı şeyler söylediniz. Gerçekten çok benim göremediğim açıdan gördünüz. Bana harika, harika tavsiyeler verdiniz ve hepsi şu an benim daha iyi hissetmeme yol açıyor ve o kişiye şu ana kadar asla yazmadım. Büyük ihtimalle o videoyu, yani sizin söylediklerinizi okumuş olsam büyük ihtimalle yazmak isteyecektim ve hani yine eskisi gibi böyle çabalayacaktım ama artık gerçekten sizi dinlemeye karar verdim ve böyle daha iyi hissediyorum. Ve gerçekten çok teşekkür ederim yanımda olduğunuz için. Yani size çok aşığım ve bunu zaten biliyorsunuz. Ve hani o videoyu yüklemek ile ne kadar doğru bir karar verdiğimi bir kez daha anladım. Çünkü siz benim güvenimi hiçbir zaman sarsmıyorsunuz. Siz hangi konuda size güvensem ve tavsiye istesem, bir şey sorsam her zaman benim için daima oradasınız ve tekrar söylüyorum, aşırı tatlı ve mantıklı şeyler söylüyorsunuz. Size aşığım, iyi ki hayatımdasınız. Gerçekten hepiniz için ayrı ayrı minnettarım. Bunu bir gün bile asla unutmayın. Unutmamanız için her videomda sonsuza kadar tekrarlamaya ve sonsuza kadar size hatırlatmaya razıyım gerçekten. Ve şimdi gerçekten çok açım, o yüzden sanırım o karneyi ısıtma zamanı. Arkadaşlar bu ocak biraz ilkel ve o yüzden böyle bunu çakmakla yakmak gerekiyor. Şu an yandı. Öbür türlü olmuyor. Ve şimdi buna karabiber dökeceğim. Çünkü karabibersiz bilmiyorum, garip oluyor. Karabiber çok seviyorum.
küçük şeylerle mutlu olabiliyorum arkadaşlar. Mesela makarna yapabilince. Bence çok tatlı bir şey. Yani geliştiriyorum yemek yeteneklerimi. Hani ileride daha iyisi de olacak umarım. Ben böyle yemek yerken insanların snaplerini izlemeyi çok seviyorum. Böyle takip ettiğim kişilerin. Sizin öyle bir huyunuz var mı? Yemek yerken özel olarak yaptığınız bir şey. En sevdiğiniz Snapchat insanları kim arkadaşlar? Ben bu soruyu en son sorduğumda bana bir kız önermiştiniz. İsmi Alyssa Violet. Alyssa Violet. Uyduruyor olabilirim ama kullanıcı adını buraya yazıyor olacağım. Ops. O kıza mesela aşırı gülüyorum. Hani bayağı komik, bayağı tatlı ve çok güzel bir kız. Ve böyle aynen Alyssa Violet. Ve böyle sürekli kendiyle dalga geçiyor. Ama aşırı güzel bir kız. Böyle çok komik hallere giriyor. Hiçbir şeyden çekinmiyor. Çılgın, böyle aşırı eğlenceli bir Snapchat var. O kız gibi kişiler bana önerebilir misiniz? Lütfen. Çünkü çok seviyorum dediğim gibi Snap izlemeyi. Yemek yedim ve rujumun son hali. Gerçekten çıkıyor. Yani keton diye biraz üzdü beni bu konuda. Umarım sadece bu rengi böyledir. Yani umarım diğerlerinde bu sorunu yaşamam. Şu an hem Instagram canlı yayındayım. Merhaba demeye hazırlanın. Ve hem de işte şu an size... Pardon, şu an burayı kes. Burası arka plan. Strese girdim bir saniye. Şimdi arkadaşlar Instagram canlı yayındayım ve merhaba demelerini istedim. Merhaba deyin. Hey Bilge burada ya. Bilge süper bir zamanlama. Hepinizi... İnanmıyorum, o yaşasın. Mert de burada. İnanmıyorum. Herkes burada şu an millet. Çok doğru bir karar vermişim. İlayda da burada. Arkadaşlarım yayını bastı şu an. Tamamen. Ya sizi çok özledim. Sizi gerçekten çok özledim. Ve artık evimde Wi-Fi var. İstediğim kadar canlı yayın yapabilirim. Çok mutluyum şu an gerçekten. Mehmet de burada. Arkadaşlar siz ne yaptınız ya? Sizi çok seviyorum. Sizi çok seviyorum. Hadi bugün çılgın bir yayın yapalım. Şu an hala canlı yayındayım ama ufak bir anımı anlatmak istiyorum. İkinize de nasıl bakacağım onu bilmiyorum ama kameraya bakacağım. Lütfen, umarım sizin için sorun olmazdır. Şimdi arkadaşlar anlatıyorum. Ben bir dakika, strese giriyorum canlı yayındayken ya, resmen video çekemiyorum. Şimdi lütfen bana bakmayın. Arkadaşlar şimdi ben ortaokuldayken Nicole Ibrahimgil'e aşıktım. Yani Nicole Ibrahimgil'i aşırı çok seviyordum. Ve onun şarkı sözlerini sürekli dinliyordum. Ve şarkı sözlerini Twitter'a tweet atıyordum. Ve tweet atarken de hani şarkı sözünü onu da etliyordum. Hani et Nil takipte. Çünkü hani Nil'in haberinin de olmasını istiyorum sonuçta. Onu sevdiğimi bilmesini, onu dinlediğimi, onun sözlerini işte. Her neyse böyle devam ediyorum. Her gün bir sürü söz atıyorum. Arkadaşlar Nil Kara İbrahimgil beni engelledi. Şu an ben Nilkara İbrahimgil'i Twitter'dan istesem bile takip edemiyorum. Nilkara İbrahimgil'i cidden çok seviyorum ve onun Twitter'ını neden engelleyeyim anlamıyorum yani. Keşke olmasam. Hani bunu da buradan söylemek istedim. Arkadaşlar bu arada biraz zaman geçti ve ben şimdi... Niye böyle beyazım? Biraz zaman geçti ve ben şimdi çamaşır makinesini çalıştırıyorum. Bakın bu çamaşır makinesiyle neler yaşamadık ki polemik olarak. Aileme işte nasıl çalıştırılacağını sormuştum. Onlar da işte bana öğretmişlerdi ve daha sonra makine çalışmaya başladı. Her şey harika gidiyor. Sonra arkadaşlar bir saat sonra falan durdu. Ve burasında full köpük var şurasında. Ve daha sonra işte çalışmıyor. Açmaya çalışıyorum, açılmıyor. Çalıştır düğmesi böyle yanıp sönüyor falan. Daha sonra işte Twitter'dan size sordum ne yapmalıyım diye, bana yeniden çalıştır dediniz. Çalıştırdım. Çalıştırdıktan sonra şuradaki borudan bu çamaşır makinesine bağlanıyor. Böyle su akmaya başladı. Dehşet yani, aşırı aşırı küçük bir havuz oldu. Snapchat'te de bahsetmiştim. Küçük bir bebeğin resmen yüzebileceği kadar orada bir oynama havuzu oluştu yani. Yani kısaca çalıştır düğmesine bir çalıştırınca bastım. Bir de durunca yeniden çalıştırmak için bastım. Sizce bunun sebebi ne? Neden böyle oluyor? Ve bunu çözebilir miyim? Gerçi şu an tekrar deniyorum. Umarım yeniden ikinci kez basmam gerekmez. Arkadaşlar bu vlogun sanırım sonuna geldik. Umarım sizin için eğlenceli bir vlog olmuştur. Bu benim son zamanlarda en çok çekerken eğlendiğim vloglardan biriydi ve bunun da en büyük sebeplerinden biri son videodan sonra sizinle daha böyle bir açık olmuş olmam ve artık rahatlamam, yani buna yoruyorum. Tekrar ve tekrar yanımda olduğunuz için çok teşekkür ederim. Sizi gerçekten çok seviyorum ve bunu biliyorsunuz. İyi ki varsınız, iyi ki hayatımdasınız ve ben de hep sizin hayatınızda olmaya devam edeceğim. Umarım videoyu beğendiyseniz beğene basmayı ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sizi tekrar ve tekrar çok 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 seviyorum ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.